Merhabalar. Bugün domates sosu nasıl yapılır onu göstereceğiz. Tabii yapması zor değil, kolaydır. Ama burada tabii dikkat etmeniz gereken biz atalık tohumla yapıyoruz. Mesela bunlar pembe atalık tohum domates. Bu şekilde. Bunlar mesela kırmızı atalık tohum. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi. Eski belki yüzlerce, binlerce yıllık tohumlar. Bunları bu şekilde topluyoruz. Bunların ortadan ikiye bölüyoruz. Sularını rahat çıkarabilmek için. Ve bu şekilde rendede sularını çıkarmaya çalışıyoruz. Aynen bu şekilde alt kısmına gördüğünüz gibi püre şeklinde geçiyor. Gördüğünüz gibi. Şu kalan kısımlarını da salça yapacağız. Size belki de bu videomda size anlatırım. Salça yapımı da kullanabilirsiniz. Videonun sonunda nasıl yaptığımızı göstereyim. Ondan sonra bunları alıp bu şekilde bakır kazanımız var. Bakır kazanımızın içerisine atıyoruz. Tabii biz köyde yaşadığımız için odun ateşi yapıyoruz her zaman. Odun ateşinde bunları kaynatmaya başladık. Bu şekilde sürekli bunları çevirmek gerekiyor. Çevirmezseniz alt kısımları yanabilir. Biz dediğim gibi piyasa domatesinden yapmıyoruz bunu. Piyasa domatesinden yapınca yani anlatmaya gerek yok artık zararlarını, şeylerini. Atalık tohum domates bunların hepsi. Bu şekilde sürekli karıştırmak gerekiyor belli bir süre. Altını odunu tazelemek gerekiyor yanması için. Sonrasında olduğunu anladığımız zaman tam bu pişmeye zaten kaynaması gerekecek. Kaynaması oluştuktan sonra bunları cam kavanozlar içerisine aktarıyoruz. Burada size gösterelim cam kavanozu. Gördüğünüz gibi cam kavanozlar içerisinde biz bunları böyle aktarıyoruz. Kapatıyoruz ve sıcak şekilde hemen konserve gibi düşünün. Sıcak şekilde hemen kapağını kapatıyoruz. Zaten kapağın biraz çöktüğünü görürsünüz. Havası kaçıyor içinden. Havayı tutuyor. Bu şekilde bir sene boyunca çok rahat bir şekilde bunları tüketebilirsiniz. Domates soslarını. Ve biraz önce gördüğünüz domates sosunun kabuklarını o kısımda hafif şeyler kalıyor. Domatesler kalıyor. Onları değerlendirebilmek için de bu tarz bidonlar içerisine onları koyabilirsiniz. Onların içine koyuyoruz. Ve bunların üzerine kaya tuzları bir miktar koyuyoruz. Yaklaşık bir 4-5 gün güneşte bunları bekletiyoruz. Beklettikten sonra bunları sularını sıkıp direkt güneşte salça haline getiriyoruz. Bunlar da salça olacak. Yani bunlardan çok fazla olmaz ama en azından 3-4 kilo bile olsa sonuçta en azından değerlendirmiş oluyoruz. Teşekkür ederiz.